Arkadaşlar merhaba ben İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek. Bugünkü dersimizde karma test sorularımıza devam ediyoruz. Evet birinci sorumuza baktığımızda yine bir paragraf numaralandırılmış cümlelerden oluşan bir paragraf görüyoruz. Ve bu paragrafın sonrasında bizden 1, 2 ve üç tane soru soruluyor. Bu üç tane soruya cevap verirken arkadaşlar biz bu paragrafı anlamlandıracağız. Önemli kelimelerine vurgu yapıp sorularımızı çözmeye çalışacağız. Paragrafımızı önce çevirelim. Ne istiyor bizden? How to make chocolate cookies. Çikolatalı bisküviler, kurabiyeler, cookie, kurabiye, bisküvi diye çevirebiliriz. Çikolatalı kurabiyelerin yapılışlarını bize anlatıyor metnimiz. First. Öncelikle diyor. In a separated bowl, separated kelimesi arkadaşlar, ayrı. Bowl kase, ayrı bir kase içerisinde diyor. Mix karıştırın. Flour un. Baking powder kabartma tuzunu, kabartma tuzunu. Baking soda yine soda pişirme sodasını ve a pinch of bir tutam salt or sugar. Şimdi zaten bir sonraki sorularda göreceğiz. Koyu yazılmış ifadelerden hangisinin paragraf için uygun olacağını da bu arada seçmemiz gerekiyor ki metnin anlamı tam olarak verilebilsin. Biz kurabiye yapıyoruz. Tatlı bir şey yapıyoruz. Bu yüzden salt tuz kelimesinden daha çok sugar şeker kelimesini kullanacağız. Bu yüzden a pinch of salt dediğimizde bir tutam tuz değil şeker kelimesini kullanacağız. Den sonra set aside. Set aside ifadesine değinmek istiyorum arkadaşlar kenara koymak. Yani bu işleri yaptıktan sonra bunu kenara koy diyor. Bir başka tarafa koy diyor. Evet, ikinci adımımız ne? Second ikinci olarak diyor, mix karıştırın diyor. Soften butter. Soft kelimesi yumuşak anlamına geliyor. Ancak en sesini alarak buradaki sıfatımız fiilleşiyor arkadaşlar. Soften demek yumuşatmak anlamına gelir. Yumuşatmak. Baktığımızda ise soften butter tereyağını yumuşatmak. Yani tereyağını yumuşamış erimiş tereyağını karıştırın diyor. Sugar şekeri ve beaten eggs. Beat kelimesi de arkadaşlar çırpmak demek. I e, en sesi fiili bu sefer sıfat yapmış, çırpılmış anlamında kullanıyor. Çırpılmış. Çırpılmış yumurtaları da karıştırın diyor. And ve vanilyayı karıştırın. Ne zamana kadar? Until. E, a'ya kadar. Combined. Ve yine bir başka kelimemiz combine. Combine demek karıştırmak anlamına geliyor. Yani bu malzemeler iyice karışmış olana kadar. Then sonra mix these mixtures ve bu karışımları karıştırın together. Birlikte, hep birlikte kendi işlerinde karıştırın. Üç numaralı cümleye şöyle bir değinelim. Before that, ondan öncesinde ise mix the butter tereyağını with milk. Süt ile in a big pot, büyük bir kasede, büyük bir pencerede süt ile karıştırın. While iken you you're removing other pots. Remove fiilini hatırlayalım. Remove, kaldırmak, çıkarmak demek. Çıkarmak, kaldırmak. Removing other pots from stove. Ocaktan diğer tencereleri kaldırırken büyük bir tencerenin içerisinde tereyağını süt ile karıştır. Baktığımız zaman yukarıda da zaten karıştırmadan bahsettiği için bu cümle paragrafın anlamında bir bozukluğa sebep oluyor. Zaten bunu bir sonraki sorumuzda göreceğiz. Devam edelim. 4 numaralı cümleyle Next sonra at chocolate drops. Drop kelimesini de hatırlatalım. Drop parçacık demek. Çikolata parçacıklarını yani damlalarını ne yapın? Ekleyin. And then mix. Ve sonra karıştırın. Ve yine ünite kelimelerimizden knead yoğurmak do hamur demek. Biz cümleye burada bir fiille başlarız. Sonuçta bir yemek tarifi veriliyor. Ve do kelimesinin fiil olmadığını biliyoruz. Bu yüzden buraya gelebilecek en uygun fiilin de kelimenin de need olduğunu söyleyebiliriz. Need everything well. Her şeyi diyor iyice yoğurun. Yine kelimemize ayrı bir değinelim. Need yoğurmak anlamına gelir. Beş numaralı adıma baktığımızda ise after rolling the pieces of dough into balls, Diyor bu hamur parçacıklarını top haline getirdikten sonra yani kurabiye şeklini verdikten sonra place. Place kelimesi de fiil olarak koyul, an, fiil olarak anlam verildiğinde yerleştirmek, koymak demek. Yerleştirmek. Ne yapın diyor? Yerleştirin, koyun diyor. Dem onları yani o top haline getirdiğiniz hamur parçacıklarını evenly eşit bir şekilde spaced on the tray tepside eşit aralıklar şeklinde yerleştirin. Finally son olarak diyor. Biz her şeyimizi yaptıktan sonra kurabiyeleri ne yapacağız arkadaşlar? Pişireceğiz. Pişirmek fiili heat mi, bake mi? Tabii ki üniteden de bildiğimiz için bake diyeceğiz. Heat çünkü bir şeyi ısıtmak anlamında kullanılır. Finally bake them ve onları sonunda pişirin diyor. In the preheated. Preheated demek önceden ısıtılmış. Oven fırında pişirin. Ne kadarlığına? For approximately. Evet yine nearly, about gibi eş anlamlı bir kelime. Approximately, yaklaşık olarak. Yaklaşık diyor. 8, 10 minutes. 8, 10 dakika kadar pişirin. Ve ne yapın sonunda? Take them out. Çıkarın diyor kurabiyeleri. While they are starting to turn brown. Artık kahverengini almaya başlarken fırından çıkarın. Şimdi paragrafımız bu. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Birinci soruda diyor ki, Choose the irrelevant Irrelevant kelimesi arkadaşlar alakasız, ilgisiz anlamına geliyordu. Sentence in the paragraph. Paragrafta cümlenin akışını bozan cümleyi, paragrafın akışını bozan cümleyi bulun diyor. Ve hatırlarsanız çeviri yaptığımızda 3 numaralı cümlenin gereksiz olduğunu, bir önceki cümlede zaten tereyağın karıştırılmasından bahsettiği için, bir sonraki cümlede bir daha tereyağını karıştırmasının, alakasız bir cümle olduğunu söylemiştik. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ise yine paragrafla alakalı choose the right ones of the underlined words. Altı çizili kelimelerden doğru olanlarını seçin. Yani koyu yazılmış kelimelerden hangilerini seçmiştik? Hatırlayalım. İlk olarak sugar şeker, ikinci olarak knead yoğurmak, üçüncü olarak ise bake bake pişirmek. Yani şıkkımızda neyi arayacağız? Sugar, knead ve bake kelimelerinin olduğu şıkkı doğru kabul edeceğiz. Baktığımızda ise sugar, knead, bake kelimelerinin olduğu şıkkımız D seçeneği. Bu yüzden Doğru cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumuza baktığımızda ise yine bir sıralama sorusuydu. What is the next step? Bizden next step. Bir sonraki adımı soruyor. Ancak buradaki bağlaç önemli. After. Sonrasındaki adımı soruyor. Neyin sonrasındaki? Rolling the pieces of dough into balls. Hamur parçacıklarını top haline getirdikten sonraki adım soruluyor. Hamur parçacıklarını top haline getirdikten sonraki adımımız neydi arkadaşlar? Paragrafımıza geri dönelim. Baktığımız zaman after rolling the pieces of dough into balls evet. Bundan sonra ne yapacaktık? Şimdi burayı istiyor aslında bizden. Place koyun. Yerleştirin dem onları o parçacıkları evenly spaced on the tray yani tepsiye eşit aralıklarla yerleştirin diyor. Bu ifadenin olduğu şıkkı arayacağız. A seçeneği roll the pieces parçacıkları yuvarlayın diyor. Roll arkadaşlar yuvarlamak anlamına gelir. Bu arada fiil olarak da bu kelimeyi bilelim. Bunun olmadığını gördük. Place them on the tray. Tepsi üzerine. Tray kelimesi arkadaşlar tepsi demek. Onları tepsinin üzerine koyun. Evet doğru cevabımız B seçeneği. Mix butter, sugar, eggs. Mix karıştırmak. Tereyağını, şekeri, yumurtaları karıştırın değil. Add chocolate drops. Drops kelimesinin de yine kelime olarak damlacık, parçacık anlamına geldiğini bilelim. Bunu da zaten cevap olmadığını görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar, bir sonraki sorumuza bakabiliriz. Bu soruda gördüğümüz gibi bizden boşluğa gelebilecek uygun ifade isteniyor. Bunu çözebilmek için diyalogun baştan sona akışına dikkat edeceğiz. Hi, merhaba. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim diyor. O da diğer kişi de hi merhaba. Can I speak to Mr. Bones please? Bay Bones konuşabilir miyim diyor. Yine kişi ne diyor? Okay. Tamam. Please. Lütfen. Wait a minute. Bir dakika bekleyin. B kişisi okay. Tamam diyor. Devam ediyor diyalogumuz. Oh. He is available now. Available ifadesini hatırlayalım. Müsait demekti. Müsait. Evet o şu an, görüşmek istediğiniz kişi şu an müsait. O zaman ne yapacağım? I'll to him, see you. Ben sizi ona bağlayacağım diyecek değil mi? Yani o kişi müsait, telefonda da görüşmek istediğiniz kişi müsait. Ben sizi ona bağlayacağım. Bu fiili bulacağız. Devam edelim diyalogumuza. Thanks, see you. Teşekkür ederim. Görüşürüz. A seçeneğine baktığımız zaman, break into bir yere zorla girmek, kırarak girmek anlamına gelir. Telefon diyaloğunda bunun yeri olmadığını görebiliyoruz. B seçeneğine baktığımızda put you through to somebody kalıbını hatırlarsak ne demiştik? Birini telefonda birine bağlamak. Bu yüzden bu ifadenin buraya gelebilecek en uygun fiil olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. C seçeneğine baktığımızda look forward to. Kendisinden sonra bu ifade bir fiil alır ve bu fiili de ing taksıyla alır. Anlamı ise arkadaşlar dört gözle beklemek. Dört gözle beklemek. Bir şeyi yapmayı çok istemek anlamında da kullanılabilir. Bunun da diyaloğa gelmeyeceğini görüyoruz. Call me back. Call somebody back. Birini geri aramak anlamına geliyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir sonraki sorumuza baktığımızda yine bizden istenen boşluğa gelebilecek uygun ifade arkadaşlar. Diyalogumuzu çevirelim. May I talk to Mr. Şener please? Bayan Şener'le konuşabilir miyim lütfen diyor. B kişisi ne diyor? I'm sorry, I can't hear you. Bu bir da arkadaşlar. Seni duyamıyorum here duymak, işitmek anlamına gelen fiilimiz. Seni duyamıyorum. O zaman burada olumsuz bir ifade var. Niçin duyamadığını söylüyor. A kişisi oh, I call later. Daha sonra arayacağım. Seni duyamıyorum, hat kötü, seni duyamıyorum. İşte sesler çok gibi boşta gelebilecek uygun ifadeyi bulalım. A seçeneği I'll put you through. Seni bağlayacağım diyor. Seni duyamıyorum, seni bağlayacağım. Tabi uygun olmadığını görüyoruz. B seçeneği she is at the meeting o toplantıdadır. Ama seni duyamıyorum. Duyamadığı zaman kiminle görüşmek istediğini anlamadığı için bu ifade de uygun olmaz. It's a bad line. Evet, hat kötü. Bu ifadeyi de kalıp olarak hat kötü diye çevirebiliriz. Evet, seni duyamıyorum. Hat kötü. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği. May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Burada yine I can't hear you'dan sonra gele, gelemeyeceğini görüyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bizden complete the paragraph. Paragrafı diyor tamamlayın diyor. With the most appropriate option. The most appropriate demek hatırlayalım en uygun anlamına geliyordu. En uygun seçenekle yukarıdaki paragrafı soğudan sonraki cümleyi getirmemizi istiyor. Önce cümlelerin ne anlama geldiğini bir çözelim. You should be careful on the net. Be careful ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. Dikkatli olmak. Dikkatli olmak demek. Ne diyor bizden? İnternette dikkatli olmalısın diyor. Some people bazı insanlar don't tell the truth. Tell the truth ifadesi de bizim için önemli. Hakikati söylemek, doğruyu söylemek diye çevirebiliriz. Bazı insanlar diyor, hakikati, doğruyu söylemezler. Ne hakkında? About their identities. Identity kelimesi arkadaşlar. Identity. Kimlik. Yani kişinin kimliği. Yani yaşı, adı. Bunu bu konuda doğru söylemezler diyor. So. Bundan dolayı. Bu yüzden. Evet boşluğa gelebilecek cümleyi arayacağız. A seçeneğine bakalım. It sometimes can be unsafe. Evet. Unsafe kelimesi güvenli olmayan, güvenilir olmayan, güvenli olmayan diye çevirebiliriz. Hatırlarsanız kelimelerin başına gelen öneklerin olumsuz anlamlar taşıdığını daha önce söylemiştik. Bu öneklerden biri de an önekidir arkadaşlar. An happy işte mutlu kelimesini ne yapıyor? Mutsuz anlamına getiriyor unreliable güvenilir kelimesini unreliable derken güvenilir olmayan işte safe kelimesinin önüne geldiğinde unsafe güvenilir olmayan gibi anlamları veriyor. Yani an ön eki önüne geldiği kelimeye olumsuzluk anlamı katar. Bu bazen diyor güvenli olmayabilir. Evet dikkatli olmalısın internette. Bazı insanlar hakikati söylemezler diyor. Bu yüzden de diyor. Bundan dolayı bu güvenli olmayabilir. Doğru ifade A seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Ancak diğer ifadelerimizi de anlamlandıralım. B seçeneğinde I think it is trustworthy. Trustworthy arkadaşlar güvenilir demek. Güvenilir. Şimdi yukarıdaki ifadeyle çelişiyor. Bazı insanlar kimliklerini kimlikleri konusunda doğruyu söylemiyorlarsa bu nasıl güvenilir olur? B seçeneği olamaz. Almost everyone use it. Almost ifadesi arkadaşlar hemen hemen diye çevireceğiz. Hemen hemen tüm insanlar onu kullanır. Bu ifadeyi de some peoplela çelişiyor arkadaşlar. Hem bazı insanlar diyor hem hemen hemen herkes dediğinde kendisi içerisinde çelişiyor. Doğru cevap olamaz. It's useful for everyone. Useful ise arkadaşlar faydalı anlamına gelir. Yani kimliklerini yanlış kullanmaları faydalı mıdır? Tabii ki olamaz. D seçeneği de paragrafın anlam bütünlüğüne uymuyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.